Şimdi Doruk Doğru Söz'ü zaten tanıyoruz. Bir kere bu işte benim stilim yarışması. Değil mi? Ne zaman, hangi sene? Herhalde 2 yıl falan. Peki. Şimdi biraz elimdeki notlardan okuyacağım. 2005 yılından bugüne moda dünyasının içinde yer alıyorsun. Marie Claire, Elle, Vogue, birçok dergide görev yaptın. Reklam çekimlerinde, moda kapak çekimlerinde, evet, stylingler yaptın. Ve sonradan bir cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Evet. Ve sesin nasıl bu hale geldi? Sesim aslında her zaman kalındı benim. Ama kullandığım testosteronlarla da biraz daha kalınlaştı doğal olarak. Ne acayip. Evet. Farkında mıydınız? Değildim. Ya. Evet. Çok acayip değil mi? Çok acayip aslında. Evet. Şimdi diyorsun ki, sen diye hitap ediyorum. Tabii Mansur tabii. Yoksa. Rica ederim. Erkek olduğumu çocukken anladım. Evet. Ve çocukken dedenin tıraş takımlarıyla oynar, yüzüne köpük sürermişsin. Evet. O fırçalarla böyle yüzümü şey yapıp, dudağımı kesip annemle içeride yemek hazırlarken falan gidemezdim. Başımda nasıl gideceğim içeriye diye. Yani çocukluktan gelen bir his bu aslında. Yani sonradan bir fantastik bir durum değildi benimki. Yani kız kardeşim de Ranza'da böyle onun Burak Kut'la Tarkanlar varken ben de Altubay'la Hülya Avşar'ın karpuzları falan vardı yani. Bu çocukluktan beridir böyle gelen bir şeydi. Ama daha çok bunu bir şekilde toplumsal, daha çok toplum da değil aslında ama aileme olan aşkımdan bir yerde bunu şey yapmaya çalıştım, kendime frenlemeye, yo demeye çalıştım. Ama bu tabii benim için aslında şöyle söyleyeyim, 33 yaşındayım ama keşke daha öncesinde bunu yapmaya cesaret bulabilseymişim kendimde diye düşünüyorum. Çünkü çok kendimi keşfettiğimde ben çok küçüktüm. Ve bu en büyük cesaretimdi benim hayatta. Şimdi de baktığım zaman diyorum ki daha önce de keşke bunu yapabilseydim. Yani buradan aslında söyleyebileceğim şey şu. Ailelerin her zaman evlatlarına her koşulda destek olmasını kesinlikle buradan söyleyebilirim. Onun dışında da bu hayat gerçekten her zaman kendi hayatınız ve her dakikası azalıyor. Ya. Buna baktığımda dedim ki ben 33 yaşındayım. Ne kadar daha kendim için yaşayabilirim bilmiyorum. Ama hayatımı kendi adıma yaşamak istediğim için de bu kararı aldım. Ve çok mutluyum şu an. Hani birinin böyle biletini kestim. O doruktu ve onu yakaladım. Ve şu an bırakmam. Peki bizim özellikle bu Uykusuzlar Kulübü değil ama Muhabbet Kralı programlarında ele aldığımız bir konu var. Hatta bir hekimle beraber ele aldık. Şimdi senin durumundan söz etmiyorum ama çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen, evet, toplum üyelerimiz var. Evet. Gençler var. Şimdi burada en sağlıklı olan şey, en sağlıklı olan özellikle bu çift cinsiyet meselesinde doğru oryantasyon. Çünkü burada hekimler sadece ameliyat ya da başka bir işe girecek olan hekimler değil, özellikle psikiyatri. Okay. Bütün bunlar izliyorlar ve doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Tabii fakat ki. Fakat burada ailelerin rolü çok önemli. Kesinlikle. Aile çift cinsiyet olmasına karşı, yani bir tercih yapılacak sonuçta, bu gereklilik. Tabii ki. Belli bir yaştan önce bu tercihin yapılması ve o yönde ilerlenmesi gerekiyor operasyonel olarak. Ve aile öyle hikayeler anlattılar ki o programlarda, yani mesela aile erkek çocuk istiyor. Evet. Genelde. Halbuki dişiye doğru bir yönelim var, evet, çocukta. Bunu görüyorlar. Aile tıbba baskı yapıyor. Hayır diyor. Evet. Ben diyor erkek çocuk istiyorum filan diyor. Kimi işte kendi yöresel ya da ataerkil tutumları nedeniyle. Şimdi senle beraber şunu izliyoruz sanıyorum ki, çift cinsiyetli doğmak zorunda değilsin. Tabii ki. Aslında genetik olarak başka bir tercihe hazır olarak doğmuş olabilirsin. Aynen. Bunu mu söylüyorsun, evet, bana? Evet, evet. Tam olarak bunu söylüyorum aslında. Çünkü... Ya bunun için organik olarak çift cinsiyetli doğmuş olman gerekmiyor. Genetik... Aynen.
genetik yaratılışında aynen. aslında bir başka oryantasyonu seçme ihtiyacın aynen genetiğinde. Öyle. Aynen öyle. Yani sonuçta mesela benim bir dönemim var ki 25 yaşına kadar olan bir dönemim. Hayatım boyunca hiç rimel sürmediğim bir dönem. Bir tane fotoğrafımı kimse bulamaz benim öyle makyajlı falan. Bir dönemim var ki 25 yaşından sonra 26 yaşında bir yıl ailemle görüşmeyip bir anda gece ailemin evine gidip madem öyle tamam o zaman deyip Neslihan'ı yapmaya çalışmak dönemim var. Ha. Ve o dönem içerisinde elime ilk defa eyeliner aldım, makyaj malzemesi ama dediğim gibi hep o eteklerimin altında da benim boxerlarım vardı. Hmm. Ya da yürüyüşüm hiçbir zaman benim bir kadın yürüyüşü gibi değildi. İşte benim sinime girdiğim ilk gün benim yürüyüşümle dalga geçtiler zaten. Yani yürüyemiyorsun diye. Babam eskiden mankenler podyumlarda yürüten bir adam. Babam bana evde bak yavrum erkek böyle yürür, kadın daha böyle yürür deyip beni evde sürekli yürüyüş dersleri verdirmeye çalışıyordu. Ben ertesi gün programa gidiyordum. Gene benim yürüyüşüm arkasından Godfather müziği koyuyorlardı bana. Yani hiçbir zaman ben bir kadın ruhuna sahip değildim zaten. Bu ama şöyle bir şey var. İş hayatı olarak var. Bir Neslihan hanım olabilmek var. Şimdi çoğumuz Türkiye'nin belli mağazalarında 100 mağazanın bir kreatif direktörlüğünü yaptım. Genel koordinatörlüğünü yaptım. Şu anda resmi olarak erkek misin? Şu an resmi olarak erkek değilim. Hmm. Şu an resmi olarak erkek değilim ama çok az bir sürecim kaldı. Nedir o süreç? Tam olarak ameliyatımın tamamlanmasına. Anladım. Tam olarak ameliyatımın tamamlanmasına çok az bir sürecim kaldı. O zaman peki yani kurumlar yani yerleşik devlet kurumları aracılığıyla buna engel olan bir durum var mı? Yok, hayır. Ben her şeyi aslında şöyle söyleyeyim size. Bunu gidip de kafanıza göre ben bunu yarın da bunun operasyonu geçirebilirim. Ama devlet onaylı olması için bunların bir sistematik bir durumu var. O yüzden de ben bunu tamamıyla kimliğimi istediğim için devlet onayla gidiyorum. Yani bu tamamen doktor onayla gidiyorum. Kafama göre gidip de bunu zaten hani bilen bütün herkes bilir. Testosteron vurulamaz. Kafana göre gidip testosteron alamazsın, ben erkek olacağım diyemezsin. Bunlar tamamen bir süreç. Bu süreci de tamamladığın zaman tam olarak kimliğini alıp hayatına devam edebiliyorsun. Bu aşamada şunu merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sana çıkardığı bir güçlük var mı? Hayır. Yok. Çünkü mesela ben bakıyorum. Bugün gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Instagram'da DM kutumu açıyorum. O kadar güzel şeyler alıyorum ki. Bugün baktığımda Türkiye'de çok ünlü isimlerin beni desteklediğini görüyorum ve gerçekten bununla gurur duyuyorum. Bunlar beni çok etkiliyorlar. Bugün bir fotoğrafımın altına bir sürü yorum geliyor. Ve o yorumların arasından belki böyle çok az kötü yorumlar alıyorum. Ama önceki olayımda mesela gerçekten ben de kız arkadaşımla çok dibe vurulduk. Ama şimdi mesela benim adım Doruk diye çıktığımda çoğu herkes bana saygı duydu. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Yani o yüzden Türkiye bence bu anlamda belki bundan yıllar öncesinde daha sert bir bakış açısına sahipti. Ama şu anda öyle görmüyorum ben Türkiye'yi. Canım anlayışlı efendim. Görüyorum. Aslında size söylemek isteyeceğim şu. Sizden daha çok yaşamış bir insan olarak öyle ya da böyle aslında biz hep moderndik. Evet. Biz hep moderndik. Yani biz çünkü öyle bir topraklarda doğduk ki bu kadar üzerinde kurulmuş, yıkılmış, tarihi yazılmış, bu kadar üzerinden geçilmiş, çiğnenmiş bu topraklarda biz farklılıklarımızı çok sevmeyi genlerimize yerleştirmişiz. Belli dönemlerde farklılıklara müsamahası olmayan zamanlar yaşayabiliriz. Evet. Evet. Farklılıklara müsamaha göstermeyen zamanlar, idareler yaşayabiliriz. Ama bu ülkenin etnik ve inanç kökenleri bütün farklılıkları zenginlik kabul ederek bunlara sahip çıkmayı
gerektirir. Yani bizdeki bu bu müsamaha da değildir. Var olanı saygı göstererek kabul etmektir. Evet. Bunun adı budur. Yani sakın ha birisi derse ki bu müsamahadır. Aa, sen kimsin ki müsamaha gösteriyorsun? Değil. Sen kimsin? Yani dolayısıyla var olanı saygı göstererek kabul etmek. Ki sizde de durum bu. Belki şunu yaparlar bugün için. İşte efendim falanca şöyle yapmış da birileri için özendirici mi oluyor falan. Bu özenilecek bir şey değil. Tabii. Siz bunu çocukluğunuzdan beri yaşıyorsunuz. Evet. Neyi neyle özendireceksin? Böyle bir şey olamaz. Aynen. Maşallah. Fakat sizi çok takdir ediyorum. Cesaretinizi çok takdir ediyorum. Bunu açıklamanızı ve bunu açıkladıktan sonra aldığınız tepkileri, sosyal medyadan aldığınız tepkileri, burada benim programımda bunları bu ülkenin modernizmine saygı olarak söylemenizi de çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir... Biraz cesaretle de alakalı galiba. Cesaret, onun cesaretiyle alakalı ama ben şeyi tahmin ediyorum. Beyefendi de şeyi tahmin ediyorum. Yani o yaşadığı zorlukları da biraz bastırıp bize biraz daha optimist bir tablo çiziyor. O onun gücüyle alakalı çok bir şey. Maşallah şey. Var. Ya genelde kaçarlar, saklanırlar ya. Ben insanlarda şöyle bir şey vardır. İşte saklananın peşine daha çok düşeriz linç etmek için. Evet. O yüzden böyle durumlarda kemiği kırmak lazım yani. Aynen. Dik durmak lazım. Evet. Böyle başka türlü olmaz. Peki şimdi vücudunuzda çok güzel dövmeler görüyorum. Bunu artık devam edecek misiniz onlara? Dövmeleri, ben dövme çok seviyorum. Yani dövme yaptırdığım dövmelerden çok da böyle felsefi aramıyorum. Böyle canım sıkıldığı zaman diyorum ki hadi gel kanka bir dövme yapalım, şunu beğendim yapalım diyorum. Hayır, bana şeyi anımsatıyorsunuz. Bu ne o? Hangisindeydi? Hannibal'ın kaçıncısı? İkincisi mi? Bir şey yani adam böyle vücudun dövmelerle kendini dönüştürüp yeni bir şeyi yaratıyordu falan dövmelerle, ama onun sizinle alakası yok da. Yok, herhalde daha fazla yaptırmam. Hani yaptırmak istediğim yerlerim de var ama belki bir iki bir şey bacağıma ekleyebilirim. Ama dövmeyi seviyorum ben galiba. Hani böyle... Peki bizim bacaklarınızda falan var mı? Yok. Var. 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 Allah Allah. Peki nasıl sabrediyorsunuz ayol bu kadar? Yani dövme o ben kadar... Ben masaj yaptırtamıyorum. Bir de adam sırtımı oyacak. Ya o kadar nasıl acıtan olur? Bir şey gibi gelmiyor. Hatta bazı yerlerimde onun verdiği acıyı seviyorum bile ben. Bunu çok ya. Dövme yaptıran insandan duydum yani. Var mı? Evet. Yani seviyorum ben dövmeyi. Ya çok estetik bir şey olarak.